Sevgili seyirciler, şimdi de bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz ana haber bültenine. Usta gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar hattın diğer ucunda. Uğur Bey merhaba. İyi akşamlar sevgili Hasan. İyi akşamlar. Yeni yılınızı kutluyoruz öncelikle sizin. Ben de hem senin hem değerli Halk Televizyonu seyircilerinin yeni yılını kutluyorum. Sağlık ve mutluluklar diliyorum herkese. Çok teşekkür ederiz. Şimdi her sene olduğu gibi bir gelenektir tabii. Nasıl bir yılı acaba geride bırakıyoruz? Bunun muhasebesini, hesaplamasını yaparız hep. Tabii medya sektöründe, basın kuruluşlarında bu yapılır ama tabii her alanda da bir gelenektir, anneannedir. 2018 sizce nasıl bir yıl olarak geride kaldı? Ve 2019'un ilk saatlerini yaşadığımız bu anlarda geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Neler yaşayabiliriz ülkece, milletçe? Değerli kardeşim, ben yeni yıl hayallerimi söyleyeyim. 2018'de neler yaşadığımız ve 2019'dan benim beklentilerim de ortaya çıksın. 1-2 dakika içinde toplarım izin verirsen. Lütfen, öncelikle vatanımızı düşman işgalinden kurtarıp bu cennet topraklarda hür yaşamamızı sağlayan, bize cumhuriyet gibi eşsiz bir eser armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatıralarına yönelik alçakça saldırıların son bulmasını, polisimizin, askerimizin şehit edilmediği, terör kurbanlarının olmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği, oy devşirme adına toplumun kutuplaştırılmadığı, çoğulcu demokratik parlamenter rejimin vazgeçilmezliğinin anlaşıldığı, tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlendirilerek bu sistemin varlığını sürdürdüğü, inançların, mezheplerin ve etnik kökenlerin siyasi amaçla kullanılmadığı, laikliğin özellikle eğitim anlayışında özenle korunduğu, kadınlarımızla çocuklarımızın şiddete ve cinsel saldırıya uğramadığı, teröre hiç bulaşmamış, masum insanlarımızın, yasalara saygılı insanlarımızın düşüncelerini açıklamaktan korkmadığı, anayasadan kaynaklanan demokratik protesto hakkını kullanmanın suç sayılmadığı, siyasi iktidarı eleştiren sanatçıların düşünce ve görüşlerinin de iktidar mensuplarınca hoşgörüyle karşılandığı, köprülerimizin, otoyollarımızın, limanlarımızın, kamu iktisadi kuruluşlarımızın, kısacası ulusal varlıklarımızın haraç mezat satılmadığı, hukukun üstünlüğünün evrensel ölçüde sağlandığı, yargının bağımsızlığından ve kararlarından kimsenin kuşku duymadığı, basın özgürlüğünün geri geldiği, bazı yandaş ve yalaka kalemlerin basın özgürlüğü kılıfı altında haysiyet cellatlığı yapmadığı, ülkeyi yönetenlerin coğrafyamızdaki tehditleri bertaraf etmenin tek yolunun cumhuriyetin kuruluş felsefesine sıkı sıkıya sarılmaktan geçtiğini gördükleri, böylece emperyalizmin her türlü kumpasının boşa çıkartıldığı ve başımıza belalar açan yanlış dış politikaların geride kaldığı, en büyük zenginliğimiz olan tarıma, çiftçi ve köylümüzün emeğine önem ve değer verildiği, Türkiye'nin yeniden kendi kendine yeten sayılı ülkeler arasında yer alabilmesi için gereken her türlü adımın cesaretle atılmaya başlandı. Yurttaşlarımızın ihmaller sonucu gerçekleşen katliam gibi kazalarda yitip gitmediği, insan hayatının ve yaşam hakkının en yüce değerlerden sayıldığı, kimsenin aç ve açıkta kalmadığı, yoksulların sömürülmediği ve ulusal gelirimizin hakça paylaşıldığı, umutsuzluğun yerini umudun, karamsarlığın yerini iyimserliğin, nefretin yerini sevginin, öfkenin yerini hoşgörünün, kavganın yerini barışın aldığı, tüm insanlarımızın başta küresel tehditler ve ekonomik sıkıntılar olmak üzere güzel vatanımıza hedef alan tehlikelere karşı bir ve bütün olduğu, 2019'un geride kalan yıla damgasını vuran bu kabus gibi olayların hiç yaşanmayacağı bir yıl olmasını diliyor, huzurlu, mutlu ve güler yüzlü insanlarla dopdolu bir Türkiye hayal ediyorum. İşte benim yeni yıl manifestom bu sevgili kardeşim. Evet, gerçekten de çok güzel bir şekilde özetlediniz. Bunların tümünü, az önce söylediklerinizin tümünü bir ortak kümeye alsak, bilmiyorum yanlış yapar mıyız? Yapılan hatalardan, yanlışlardan ders alındığı da bir yıl olmasını dilesek herhalde yeridir. Tabii tarih boyunca
bazı yapılan olaylardan ders çıkarılması gerekiyor. Hele özellikle son birkaç yıl içerisinde yapılan ki artık iktidarıyla muhalefetiyle bütün siyasi partilerin genel gerçek olarak kabul ettiği bazı yanlışlar da vardı, hatalar da vardı. Ders alınacak denilmişti ama sanki o uygulamalara devam ediliyor gibi. Umarız ülkece de bazı yaptığımız yanlışlardan derslerin çıkarıldığı bir yılda olsa keşke diyebiliriz değil mi? Keşke, böyle bir bütün kalbimle diliyorum. Peki Uğur Bey, şimdi 1919 yılı, 19 Mayıs 1919, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Samsun'a çıkışının yıl dönümü ve 100. yılı, dile kolay, tam 100 yıl geçmiş olacak, 19 Mayıs'ta kutlayacağız. Şu bölgemize baktığımız zaman, bulunduğumuz bölgede coğrafi durumumuza baktığımız zaman, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her yer yangın yeri, dünya adeta bir kaostan geçiyor gibi sanki. Bunun içinde dış politikada da daha da böyle ayakları sağlam bir şekilde yere basan bir siyaset uygulamamız gerekiyor, öyle değil mi? Buna dair, dış politikaya dair de söyleyecekleriniz olabilir mi acaba? Ata kardeşim, tabii aslında bizim coğrafyamız çok sorunlu, alevli bir coğrafya. Alev alev yanan bir coğrafya. Yeraltı zenginlikleri buna karşılık bu coğrafyada yaşayan toplumların o zenginliklerden hakça pay alamamaları, işte çeşitli nedenlerle kendi aralarında sürekli olarak kavga eder olmaları ve emperyalizmin bu coğrafyaya çöreklenerek özellikle İsrail'in çıkarları için buradaki devletleri güçsüz bırakma gayreti, kendisine uydu edinme gayreti ve emperyalizmin emelleri doğrultusunda bu coğrafyanın bütün güçleriyle oynanması ve bir piyon olarak kullanılması. Bu oyunu sona erdirecek en görkemli hareket Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'daki bu yıl 100. yıl dönümünü kutlayacağız. O çok büyük yürüyüştür. O yürüyüş o kadar önemlidir ki bu coğrafyayı sadece Türkiye'yi değil, sadece bizi düşman işgalinden değil, tüm coğrafyayı emperyalizmin pençesinden kurtaracak bir kutlu yürüyüştür, yüce bir yürüyüştür. Onu biz bu yıl gelecek kuşaklara, gençlere, çocuklarımıza çok daha iyi anlatmalı. Tıpkı değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabında olduğu gibi Atatürk'ün 19 Mayıs'ta başlattığı yürüyüşün değerini ve bugün için ne kadar önemli bir manifesto içerdiğini ve bizim yaşadığımız bütün sorunlardan çıkışın en sağlıklı ve tek yolunun Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine sıkı sıkıya sarılmamızdan geçtiğini anlatmamız gerekir. Peki son olarak telefonu kapatmadan önce Gülriz Sururi'ye de bir değinmek istiyorum. Tiyatro ve sanat dünyasının acı kaybı. Gülriz Sururi'ye dair neler söylemek istersiniz? Ah, çok söyleyecek şey var tabii ama fazla vakit almak istemiyorum. Ben hayatımda ilk kez Vefa Lisesi'nde okurken tarih dersinde gösterdiğim bir başarı üzerine hocamız merhum Reşat Ekrem Koçu, ki çok değerli bir tarihçiydi, onun verdiği tiyatro biletiyle gittim. O sırada herhalde 16-17 yaşımdaydım ve gittiğim tiyatroda Haldun Dorman tiyatrosuydu ve merhume Gülriz Hanım da oyuncular arasındaydı. O kadar güzel oynuyordu ki diksiyonu, ses tonu öylesine etkileyiciydi ki o ve onun arkadaşlarının sahnedeki performansları nedeniyle ben bir tiyatro sevdalısı oldum. Ve ondan sonra çok sık bir şekilde tiyatroya giden bir tiyatro sever haline dönüştüm. Gülriz Hanım ayrıca Cumhuriyet değerlerine çok sıkı sıkıya bağlı, Atatürk'ün kızı diyebileceğimiz, laik değerlere çok önem veren ve sahnede devleşen bir isimdi. Kendisiyle hem televizyon röportajları yaptım, hem Halk Arenası'nda 2016 yılında yanılmıyorsam sevgili Müjdat Gezen ve Yılmaz Büyükerşen hocamızla birlikte konuk ettim. Ayrıca TRT'de de yaptığım İşte Hayatınız programlarından birinde iki ölümsüz, tiyatromuzun iki ölümsüz ismi Adile Naşit ve Gülriz Hanım'ı yan yana getirerek
onların çok ilginç bir tiyatro, turne anılarını paylaştım. Meraklısı TRT arşivi açıktır, YouTube'dan girebilirler. Adile Naşit ve Gülriz Surur'un turne anısı diye yazarlarsa karşılarına çıkar ve çok beğeneceklerini zannediyorum. Yeri doldurulmayacak bir değerli aydınımızı, ülke sorunlarına kafa yoran bir cumhuriyet kızını kaybetmiş olmanın çok derin acısını yaşıyoruz. İkinci bir Gülriz Sururi gelmez. Keşanlı Ali Destanı, efendim Sokak Kızı Irma, yani bütün oynadığı oyunlar müthiştir ve sahnede devleşen bir isimdi Gülriz Hanım. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Kendisini çok arayacağız, çok özleyeceğiz. Rahmetle, sevgiyle anıyorum. Evet, bu dev sanatçı için başımız sağ olsun diyelim ve size teşekkür edelim Uğur Bey. Sağolunuz yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. İyi yıllar tekrar, sağolunuz. Sevgili seyirciler, bağlantıdan önce yurt içinde nasıl bir yılı geride bıraktık ve 2019'un gelişini nasıl kutladık, buna dair haberlerimizi izlediniz. Peki.